Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, şimdi size Hawaii'den çok güzel videolar çıkartacağım, karış karış gezdireceğim, hiç merak etmeyin. Ama öncesinde programım gereği bugün iki tane dalış yapacağız. Hawaii'ye gelip dalış yapmamak olmazdı. Zaten benim de acayip özlediğim bir şey. Şu anda inanılmaz mutluyum. Bugün iki dalış yapacağız. Burası Maui Diving. Benim internetten araştırdığım, bulduğum kadarıyla en iyi yerlerden bir tanesi. Önce bir tane reef, yani resif dalışı yapacağız. Canlının bol olduğu. Arkasından ikinci dalışta köpek balığı dalışı olacak. Black tip ve de white tip shark dedikleri, kuyruğun üzeri beyaz ve de siyah olan, lekeli olan hayvanlar. Black tip dedikleri gündüzleri de geceleri de avlanıyor, geziyor, bir sorun sıkıntı yok. Ama white tip ağırlıklı olanlar gündüzleri dinleniyorlar. Geceleri avlanıyorlar. Ya işte ufak ufak gezintiye çıkıyorlar. Ya bir yerde böyle kuytuda yatıyorlar falan filan. Biz de böyle diplerine girip onları kurcalayacağız. Ne var ne yok bakacağız. Şimdi Türkiye'de dalanlar falan bilirler. Bu arada buradan Ayvalık Kuzey Mavi Dalış Merkezi'ne, sevgili Serdar Kaptanıma, Serdar kardeşime ve herkese selamlar olsun. Selamlarımı da yollayayım. Özledim sizi çok. Türkiye'de biraz daha böyle hani 20'ler 30'lar falan yapıyoruz metre olarak. Çünkü bazı şeyleri görmek oralarda biraz mümkün oluyor. Çok böyle alt taraflarda 5 metrelerde 10 metrelerde pratik ya da işte eğitim dışında çok fazla dalış açısından ya da görecek şey açısından fazla bir şey olmuyor. Ama bu değişken tabii. Ama burası tropik Hawaii ve her şey 10 metrede. Şimdi hazırlık yapıyorlar. İşte tüpler müpler hazırlanıyor ondan sonra. Bir ufak bir böyle bir şey verecekler bize. Brief verecekler. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye. Onlara da dinleyeceğiz. Ondan sonra da güzel bir dalış yapacağız. Ben bütün dalışı tabii ki de size GoPro ile, şu anda Xiaomi ile çekiyorum ama su altında GoPro ile yapacağım. Ondan sonra hepsini size güzel güzel göstereceğim. Efendim, gezelim, görelim. Şöyle güzel bir köpek balığı dalışı yapalım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım, göreceğiz. Daha önce Mısır'da bir şeyim oldu, tecrübem oldu ama illa köpek balığı dalışı diye yapmamıştık. Bu sefer bizi böyle sallandıracakları yer köpek balıkların bulunduğu yer. Bu arada bütün ekipmanları falan hepsi Türkiye'de, burada dalış için size veriyorlar zaten ekipmanları. Güzel tarafı da şu, wetsuit dediğimiz bu neopren olan elbiseleri giymek zorunda değilsiniz. Çünkü su altı çok sıcak, 26 derece falan, acayip sıcak. Direkt short tişört, rush guard giyeceğim birazdan tabii. Bizim Türkiye'de içlik olarak adlandırdığımız, dalış elbisesinin içine giydiğimiz rush guard, tişört, öyle short tişört dalacağız rahat rahat. Tropik suyun güzel tarafı bu işte. Şimdi efendim burada malzemeler, dalıştan gelenlerin malzemeleri boşaltılıyor. Şurada dolum yapıyorlar. Bu arada Türkiye'de biz ağırlıklı olarak çelik tüp kullanıyoruz ama burada sıcak su olduğu için alüminyum tüp. Yurt dışında da genellikle alüminyum tüp kullanılır. Daha hafiftir. O yüzden burada böyle bir şey tercih ediyorlar. Burada işte dolum yapılıyor. Logbook'la kontrol ediliyor. Nereye dalacağız, ne yapacağız? Brief veriliyor dalacak kişilere. Ondan sonra da direkt dalışa geçeceğiz. Hawaii ile ilgili de çok güzel bir gezi rehberi çıkartacağım. Gidilecek yerler, görülmesi gereken yerler falan. Hepsini göreceksiniz. Şelalelerinden işte volkanik dağına kadar. Tabii ki mükemmel okyanusundan, denizinden, diğer bütün gezilecek yerlere kadar hepsini göstereceğiz. Biz Maui'deyiz bu arada. Maui aslında tercihen en güzel yerlerden bir tanesi. Çünkü tabiatı çok güzel. Bu arada ada çok büyük bir ada aslında ama yerleşim yeri çok ufak. Her yer birbirine çok yakın. Hiç zorluk çekmiyorsunuz yani. Bu arada bize bu tatil boyunca Jeep Wrangler yarenlik edecek. 3 günden beri kullanıyoruz. Gayet memnunum. Gayet güzel. Hiç daha önce kullanmamıştım. Ama gayet başarılı. 2018 model. Tabii ki de bunun incelemesini size yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu JL diye geçiyormuş. JL yani Unlimited Sport diyor. Baya baya bir şey var üzerinde. Çok enteresan. Yani hem çok donanımlı hem de saçma sapan bir alet aslına bakarsanız. Çünkü onları size tanıtımda göstereceğim. Ne kadar enteresan olduğunu, ne kadar farklı olduğunu. Bu arada araba daha yeni, o yüzden geçici plakası var. 8-19-2018 diye sadece tarih atmışlar. O da enteresan. Güzel bir alet. Bizi üzmedi. Daha da böyle yukarılara, tepelere çıkacağız. Çünkü bu akarsuları, şelaleleri göstereceğim size. Oralarda bonsuz olmaz dedi herkes. O yüzden daha güzel yerleri görecek. Evet, şimdi burada bize ufak bir brief verecekler. Tazeleme, refresher dedikleri, şuraya da alacağız, şöyle yapacağız, şunu yapacağız falan gibi böyle ufak tefek bilgiler verecekler. Bakalım ne anlatacak baba. Şimdi burada malzemelerimizi seçiyoruz. BC'lerimiz, wetsuit. Bana wetsuit kesinlikle giymen lazım dedi. Kaç derece dedim? Aşağısı 25 derece dedi. Kesinlikle giymemem lazım bence dedim.
Burada daha önce gelenler temizliklerini yapıyorlar, ekipmanlarını. Türkiye'de böyle bir şey yok. Siz giriyorsunuz, bırakıyorsunuz, atıyorsunuz. Sağ olsun teknedeki emektar kardeşlerimiz hepsini yapıyor. Bunlar burada her şey self servis gibi, gördüğünüz gibi. Evet efendim, şimdi dalış yapacağımız nokta Airport Beach'e doğru gidiyoruz. 10 dakika uzaklıkta, zaten şu anda tam Maui'nin merkezindeyiz. 10 dakika uzaklıkta bir yere gidiyoruz. Gayet güzel bir dalış olacak. Bir saatten beri anlat anlat bitmedi. İçim dışıma çıktı yemin ediyorum. They hi Jazz. She's Jazz. She's my dive buddy, right? Dive buddy. Yeah. Bugünkü dalış arkadaşım Jazz. Bugün tanıştık. Body olduk. Yapacak bir şey yok. Deniz altında biliyorsunuz tek dalış yok. Bencillik yok. Herkes body'si olacak. Hazırlandık. Ekipmanlarımızı giydik. Ben short tişört yapacağım dediğim gibi. Gördüğünüz gibi patiklerimiz, matiklerimiz falan hepsini burada giyiyoruz. Ondan sonra direkt oraya geçeceğiz. Ayak şeyimizi burada arabada bırakacağız. Şimdi ağırlıklarımızı ayarlıyoruz ondan sonra. İşte paletlerimiz, ıvırlarımız, maskelerimiz falan her şey hazır olduğunda direkt gidiyoruz dalışa. Oradan çıkacağız, tekrar geleceğiz. İkinci dalış için ekipmanlarımızı yenileceğiz. Gayet aslında basit. Böyle yol kenarından dalış. Misler gibi yani. Biz bunu Saros'ta yapıyorduk. Çok zevkli oluyordu. Diğer taraftan tekneyle dalıyorsunuz. O biraz daha farklı oluyor tabii. Onu da güzelliyor. Bunlar benim ağırlıklarım. Thank you, Jeff. Evet, should be... Kemer kullanmıyoruz. Cebe giren ağırlıklardan kullanıyoruz. Türkiye'de de ben bunlardan kullanıyordum. Çok faydalı oluyor çünkü belinize zarar vermiyor en azından. Gayet iyi oluyor. Şunu da size hızlıca göstereyim. 3000 PSI görüyorsunuz. Normalde biz Türkiye'de PSI kullanmıyoruz ama ben ekipmanlarımı daha önce Amerika'dan aldığım için Türkiye'de PSI kullanıyordum. 3000 PSI bizdeki 180 bara denk geliyor hemen hemen. Yani çok böyle ufak bir farklılık var ama 180 bara denk geliyor. Şimdi bu diş macununa benzer şey maskenizin su altında buhar yapmasını önleyecek. Önce bunu böyle bir sürüyoruz. Ondan sonra ben genellikle bunun için tükürük kullanırım. Dalgıçların çoğu da tükürük kullanır. En basit ve de bitmeyen şekilde kullanabileceğiniz maddedir. Ama şimdi bunu kullanacağız. Ondan sonra biraz bekleyecek. Suyun içinde bir çalkalayacağız. Kendine gelecek. Ondan sonra da buhar yapmayacak. Çünkü dalıştaki en kötü şey buhar yapması ve zırpıt maskenizle oynamanız.
dalışımız gayet güzel geçti. Mercan dalışıydı bu. Yaklaşık 40 dakika sürdü, 39 dakika ve 10 metreye kadar indik. Zaten buradaki her şey aynı şekilde 10 metre. Gördüğünüz gibi harika bir kaplumbağa vardı, su kaplumbağası kocaman gerçekten. İnanılmaz güzeldi. Bölgeden ayrıldık, ayrılıyoruz. Arabaya bindik, ekipmanlarımızı yeniledik. Bütün tankımızı ve diğer ekipmanlarımızı yeniledik. Her şey gayet güzeldi. Bölge burası, burası da eski pier dedikleri yer. Şnorkel için de burayı herkes çok tavsiye ediyor. En iyi şnorkeli de buradan yapabilirsiniz, bir sürü şey görebilirsiniz diyor. Şimdi şu sağ tarafta çöken bölümden dalacağız, dalışa geçeceğiz. O yüzden güzel ve de kolay bir dalış olacak diye umuyorum. Harika bir hava var. Bu arada saat akşam 5.30, tam böyle yani 1-1.5 saat sonra en fazla hava kararmış olacak ama çok güzel olacak. Hava aynı, yerlisinin kafası çok rahat. Tertemizler, çiçek gibiler. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yiyorlar, içiyorlar, mangallıyorlar öyle, takılıyorlar. İkinci dalışı yapacağımız nokta, eski pier, Mala Pier diye geçiyor. 1922 yılında gemilerin yanaşması için ve de işte eşya getirmesi, ticaret için yapılmış. Yerliler demişler ki, burası bu pier için, iskele için iyi bir yer değil, kurmayın, devlet dinlememiş. Tam 70 yıl sonra 1992'de Niki kasırgası, gördüğünüz gibi pier'in yarısından çoğunu çökertmiş, bitirmiş. Ama onun öncesinde sorunlar yaşanmış zaten. Şimdi güzel tarafı şu, biz buradan birazdan dalışımızı yapacağız. İkinci dalışımızı yapacağız. Jeff'in söylediğine göre pier'in ayaklarına kadar gideceğiz. Pier'in ayaklarında birçok balık başlıyor dedi. Yani ahtapot, ondan sonra sea lions, deniz aslanları da oluyor bazen dedi. Köpek balıkları. Ondan sonra işte turtles, kaplumbağalar çok fazla oluyor. Çok zengin bir yer dedi canlı açısından. İnşallah dediklerinin hepsini görürüz bir anda. White tips en çok beklediğimiz reef shark dedi. 2 metreyi falan dedi, aşmıyor dedi boyları dedi. Yani ben çok dalış yaptım, bir sıkıntı yaşamadım, hala bütün parçalarım yerinde duruyor dedi. Benim için hiç sorun değil. Ben milyon tanesiyle yüzmek istiyorum zaten. Tek istediğim şey böyle diplerine kadar girebilmek, hatta mümkünse dokunabilmek. Ama işte burada dokunabilirsin dedi. Bu arada burası koruma altında değil. Herhangi bir hayvana dokunman serbest dedi. İstiyorsan dokun dedi. Bakalım. Thank you.
biliyorum biraz karanlık ama kapanışı bu güzellikle yapayım istedim. Bugün ikinci dalışta Jeff çok uğraştı bulmak için. Dalışın sonuna doğru iki tane köpek balığı bulduk. White tip olanlardan, white tip reef shark. Ben tam dokunacaktım ama kaçtım arası. İlkinin yanında yavrusu da vardı hatta. İkincisi biraz daha büyüktü. İkisi de ortalama 2 metrelik. Zaten bunların ortalaması 2 metrelik balıklar. Yine büyük bir, hatta birkaç tane sea turtle vardı. Su kaplumbağası. Çok yoruldum çünkü buradan çıkmak bambaşka bir dert. Şuraya yaklaşırken gerçekten çok fazla kayanın içinden geçiyorsunuz ve tepeniz su. Aşağıda kalmanız lazım. Çünkü yukarıda daha çok yoruluyorsunuz. O yüzden bayağı bir yordu. Ama bu wreck dedikleri, yani yığıntı içinde dalmak, köpek balığını da zar zor orada bulmak gerçekten çok güzeldi. Trumpet fishler vardı. Bu trumpet balığı dedikleri, hayatımda gördüm en büyük trumpet balığını gördüm mesela. Ondan sonra farklı farklı bir sürü balık falan, çok güzeldi ya. İnanılmaz keyifliydi. Ben gerçekten çok çok keyif aldım. Ama daha fazla köpek balığı görmek istiyorum. Artık Hawaii'de de dalmadım demezsiniz. Hep beraber daldık. Gerçekten çok keyif aldık. Bu arada tam 42 dakika dalış yaptık. Yine 10 metre civarındaydı ama 42 dakika sürdü. Her dakikasında ayrı bir keyif aldım gerçekten. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Hawaii'yi karış karış gezeceğiz. Size adayı alttan üstten drone'la yapacağız. Her şeyi yapacağız. En yakın zamanda fıstık gibi videolar göre görüşmek üzere. Hoşçakalın.